Muhalefet cephesinde altılı liderler ittifakı bu kez Ali Babacan'ın ev sahipliğinde toplanacaklar. Hatırlarsın ilk toplantıdan sonra ev sahibinin Ali Babacan olması kararlaştırılmıştı ve pazar günü toplanıyorlar. Şimdi ne bekliyoruz bu toplantıda ne gündeme gelecek? Şimdi önceki toplantıda değerler manzumesi konuşuldu. Şimdi işte mesela e, adaylık meselesi var. Ekonominin kimin tarafından yönetileceği meselesi, seçim düzenlemesi var. Bu işte seçim kanunu komisyondan geçti ama benim aklıma ilk gelen hani adaylık konuşmazlar gibi ya da erken bulurum gibi. Ama şimdi Ali Babacan ev sahipliği olunca ister istemez ekonomi ni kimin yöneteceği yani ekonomide rotanın kime geçeceğini konuşurlar mı? Ne diyorsun Çiğdem? Bence ekonomide rotanın kime geçeceğinden önce bu seçime kadar olan geçecek sürede bu kadar kaç Program açıldığından beri ekonomi konuşuyoruz değil mi? Zamlardan, evet. hayat pahalılığından, hmm. enflasyondan, akaryakıttan. Sancılı süreç. Sancılı süreç. Yani bence bu süre zarfında e, ittifakın e, ekonomiyle ilgili çok somut, e, çok anlaşılır madde madde e, net ifadelerden cümlelerden kurulu bir program taslağı açıklaması gerekiyor. Yani evet biz biz orada bir şey dağıtıldı. Her bir genel başkan yardımcısı çıktı bir şeyler okudu ama bizim ekonomi Detay. alanında evet e, AKP iktidarı sonrasında iktidar olmak istiyorlarsa ve hedef buysa ne yapacaklarını bugünden de hani bugünün e, sorunlarını da e, çözecek şekilde karşılık gelecek şekilde bence net mesajlar e, verilmesi gerekiyor. Ben benim beklentim biraz o yani hı hı. aslında ilk e, şey dedi 28 Şubat'ta da böyle olması gerektiğini düşünüyordum. Bu olmadı. Bari burada olsun. Çok diyorsun. daha protokoller oldu. Bari burada. Beklenti bu. Evet. Murat sen ne düşünüyorsun? Yani her şey ortada ama 27 Mart değil mi? Pazartesi hmm. yok. Pazartesi Pazartesi diye Pazar geliyor gün. evet. Pazartesi. Pazar. 28. Pazar Mart, mı? Değil mi? Pazar günü. Pazar, Pazar günü Pazar günü doğru. Doğru. Evet, Pazar günü Pazar Tabii toplantı Mart. sen onu izle. Tamam. Pazar gün dedim ya az önce. Ee, burada üç konunun konuşulacağı Varsayılıyor. Bunlardan bir tanesi özellikle Ali Babacan'ın baştan beri söylediği yol haritasıdır. Hı hı. Yani Ali Babacan diyor ki... ne Genel yol haritası mı ekonomide yol haritası mı? Hayır. Genel, genel. yol hı hı. haritası. Diyor ki biz seçimi kazandığımız takdirde ne yapmamız gerektiğini e, şimdiden belirleyelim. Hı -hı. ve böylelikle madem cumhurbaşkanının sembolik bir cumhurbaşkanı ya da evet. ne bileyim yetkileri kısıtlı olan bir cumhurbaşkanı olmasını istiyoruz ama mevcut anayasaya göre seçilecek ve anayasayı evet. değiştirme evet. garantisi de yok 360 milletvekili bulmadan o yüzden biz şimdiden her şeyi konuşalım. Hangi e, işte makama kim geleceğine varana kadar hatta ileri aşamalarda bunu saptayalım ki sonra bizim adayımız seçildiği zaman İkinci bir Erdoğan evet. olmasın. Murat, Babacan'la bir süre önce konuşmuştum. Babacan evet. özellikle bu yol haritası deyince ben alt metinden şunu okudum. Bu parlamenter sisteme geçmenin süresini de çok merak ediyor. Yani ne kadar sürede geçeceğiz o da adı koyuyorsun şimdi diyor. Bunu, Burada bir endişesi mi var sence? Bunu da şimdi bir iki yıl diye bir süre konuşulmuştu. Ali Babacan'ın bir demeci beş yıla kadar bunun çıkacağı bir dönem böyle geçsin sonra işte beraber kararlaştıralım oldu. Ama 360 milletvekili bulunmadığı takdirde zaten değiştirilmeyecek. Mevcut anayasayla gidilecek. O da diyor ki şimdiden biz bunun kilit mekanizmalarını kuralım ki başa gelen kişi keyfi davranmasın. Yani başa yani kim gelecekse eğer tabii ki muhalefet seçimi kazanırsa keyfi davranış olmasın. İkinci bir Erdoğan Türkiye'ye yaşamasın. Mesele bu. Bence en e, kritik konu budur. Diğerleri buna bağlı çünkü. Yani ekonomi programı olsun, diğer işte e, diyelim işte enerji politikaları olsun, dış politikalar olsun. Yani bütün bunlar aslında diyor ki bir çerçeve çizelim. O çerçeveyi belirledikten sonra diğerlerini onun içine yerleştirelim. Hı -hı. Murat Bey'in dediği gibi zaten verilen bilgi de öyle. Hani seçim sonrası o işte deva Partisi çok önem veriyor adım adım işte bir hemen şu görev paylaşımı şöyle şöyle olsun. Şu şöyle şöyle olsun da. Valla ben deva buna çok önem veriyor. Buna çok takık da ben biraz afaki buluyorum. Başka bir boyutta mı yaşıyor bunlar acaba ya? Şimdi mecliste gaza geliyorlar söylüyorlar işte gideceksiniz. Yasayı değiştirseniz de gideceksiniz. Bak gerçekten öyle olacağını düşünüyorlar. Şey mi sanıyorlar yani? AK çantada Parti'nin... keklik değil ha, şey. Yani hiçbir kusura şey kusura çantada Ben anlıyorum değil. bu Deva Partisi'ni. Evet çok aman kimse gelen bundan sonra güçlü lideri olmasın. Kardeşim önce seçimi kazanın da şimdi ay AK Parti ne yaparsa yapsın bilmem ne olacak. Bak bu zamana kadar e, hep seçim yasasıyla oynadı. Seçim günü uygu şeyi değiştirdi. Yönetmeliği değiştirdi ve seçildi. Ya sen boş ver seçim sonrası o bilmem ne bakalım olacakmış da o berikisi bilmem ne başkan yermiş olacak. Sen bunu bırak da önce bu seçimi nasıl kazanacaksın ona bak. Yani kusura bakmasın bu muhalefet partileri bunlar başka şu anda herhalde bir şey de, değil maşallah. Evet altılı koalisyon falan var güçlendirilmiş parlamenter sistem metni açıklandı vesaire. Ama şu anda ortada somut yani. olan tek şey millet ittifakıdır. Yani üç partinin üç, partinin, yani beyim, üç duyduğum, partinin ittifakıdır. Duyduğum kadarıyla. Hatta CHP iyi partidir yani demokrat Parti'nin de pardon denizciğim. Yani ne kadar eklemlenebileceği bilmiyorum. Şu anda bilmiyoruz yani çünkü evet içindedir ittifakın ama hani gücü de ortada. Şeyi e, burada hakikaten işin çekirdeğinde CHP İYİ Parti var. Bunu bunu açıkça tabii, tabii. koyalım. Ana, yani diğerleri eklemleri şimdiden şey çıkmaya başladı. Denklenin i̇şte, iki, ana Deva gelecek ve saadet birleşsin işte yüzde iki ana unsuru. Işte. Bence yapsınlar kalksınlar bir seçim güvenliği. Bunu nasıl sağlayacaklar bunu konuşsunlar. İki bir doğru düzgün kazanması kesin bir adayla gitmek zorundalar bu seçimi. Yani bence hülyalara kapılmaya ben lüzum olmadığını düşünüyorum. Çok Ama o da muhalefetin işi artık Çok onu doğru Çok doğru. Ama pazar günü hülyalara, hülyalara geleceğini düşünmüyorum. Hayır ya yani kendi aralarında aynı nasıl olsa kazandık. Ay sen şey bakanı mı olsan, ay bilmem ne müsteşarlığı da şey olmasın falan bunlar ya yok yani... bence bence Cumhur İttifakı zekice bir hamle yaptı ve gayet seçim tıkça. şeyinde kanununda e, çatıyı korudu ittifak çatısını yani baraj sorununu kaldırdı. Ee, ama her partiyi don't sistemine göre aldığı oyla milletvekili hesaplanacak hale getirdi. Konuma, eski konumuna getirdi. Bu biraz Millet İttifakı'nın oyun planını bozdu. Şimdi i̇lk bu defa, pazar günkü toplantıda yeni ilk, bir hamle mi bence olacaklar? Bence ilk defa seçime giren partiler açısından çok kritik kararlar alınması gerekebilir. Ee, yani... Bu teklif meclise gelmeden önce e, sorulsa başka bir şey derdim. Ama bu tekliften sonra bunun sonuçlarının Nefri'nin dediği gibi konuşmadan hiçbir şeyin önemi yok. Peki Millet İttifakı pazar günkü bu toplantıda komisyondan geçen bu yasaya karşı nasıl bir taktik geliştirebilir? E, geliştirmesi lazım. Geçmişte bunun bir sürü örneği var. Yani şöyle bir somut şey vereyim. Ben tek tek simülasyon yaptım. İl il baktım. Örneğin. Bu düzenle yani getirilen teklifle 2018'deki seçim yapılsaydı AK Parti 11 milletvekili fazladan çıkarıyordu. MHP 3 milletvekili fazladan çıkarıyordu. HDP 5 milletvekili fazladan çıkarıyordu. CHP 13 milletvekili kaybediyordu. İyi Parti 6 milletvekili kaybediyordu. Bu kadar açık ve net. Çünkü ittifak... <laughs> önce don't sistemi ittifak içinde uygulanıyordu. ve Mesela Niğde ilinde CHP 42 bin oy almasına rağmen don't sistemi nedeniyle bir milletvekili şeye yazıldığı için Millet ittifakına yazıldığı için CHP 42 bin oyla milletvekili aldı, MHP 44 bin oyla alamadı. Niğde'de. Şimdi bu tür şeyler ortadan kalkacak. Barajdan kurtulacak ama eee ittifak yokmuş gibi hesaplanacak. Bunların hesabını yapmak zorundalar. İlk defa seçime girenler nerede milletvekili çıkarabiliyorlar? Hangi illerde güçlü olacaklar? Bunların hepsinin hesabını yapılmaz. lazım. Evet. evet. nasıl aday listesi hazırlaması nasıl gerekiyor? ortak liste mi hazırlanacak ya da güçlü Tabii. adaylar mı bulunacak? Bu işi nasıl açacak? Yani yine Konya'daki gibi işte yani... Cihan İslam gibi Abdullatif evet. Şener gibi bir formül evet. mü gidecek? Bunların hepsini bulmalar. Pazar var. günü bakalım ne çıkacak bu toplantıdan göreceğiz.